Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki en son damarlarda kalmıştık kalbi anlattık şimdi iki damarlar dedik arkadaşlar bizim damarlarımız üç tanedir atar damar toplar damar ve kılcal damar ilk önce atar damarlardan başlayalım ve işleyelim arkadaşlar kalpten çıkan damarlara biz ne diyorduk atar damar diyorduk akciğer ve göbek bağı atar damarı hariç tüm damarlarda temiz kan bulunuyor neden akciğer hariç diyorum bakın hemen bir önceki videoyu hatırlayalım şöyle ben Şuradan kağıda alayım, göstereyim size. Bakın arkadaşlar, sol tarafta nasıl kan vardı? Kirli kan. Kirli kan nereye gidiyor? Bakın akciğerlere gidiyor. Hangi damarla gidiyor? Akciğer atar damarıyla temizlenmek için gidiyor. Biz buna neden akciğer atar damarı diyoruz? Çünkü kalpten çıkan bir damar ve akciğerlere gidiyor. Bu yüzden de akciğer atar damarı diyoruz. Dolayısıyla akciğer atar damarında ne vardır? Kirli kan vardır. Peki göbek bağını nasıl düşüneceğiz? Arkadaşlar göbek bağında şöyle düşünün. Bakın e, göbek bağında bulunan damarlar bebeğe göre isimlendirilir. Bebekten çıkan yani embriyodan çıkan damarlara biz atar damar. Embriyoya gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Şimdi embriyodan çıkan bir damarı düşünün. Sizce onda besin mi vardır? Yani şöyle düşünün temiz kan mı vardır kirli kan mı vardır? Kirli kan vardır değil mi? Çünkü bebek ne yapıyor aslında? Anneyi kullanıyor. Anneden işte bebeğe temiz kan gelirken yani işte diyelim ki besin bakımından zengin kan ayrıca oksijen bakımından zengin kan gelirken bebekten anneye ne gidiyor arkadaşlar? İşte karbondoksit gidiyor, amonyak gidiyor, e, bu gibi şeyler gidiyor yani atık maddeler gidiyor. Dolayısıyla bebekten çıkan o göbek bağı atar damarında kirli kan bulunurken bebeğe gelen, anneden bebeğe gelen göbek bağı toplar damarında kirli kan vardır. Bu şekilde de mantığınıza oturtturabilirsiniz. Akciğer ve göbek bağı atar hariç diğer atardamarlar damarlar temiz kan taşıyor. Arkadaşlar bunların çeperleri oldukça kalın. Neden? Çünkü bunlarda çok fazla basınç vardır. Ee, 40 mm civa oranında arkadaşlar basınç vardır. Bu basınca da dayanmak tabii ki oldukça zordur damarlar açısından. Yani mesela biz o basınca dayanabiliriz ama damarlarımızı düşündüğümüz zaman damarlarımız o basınca da çeperlerinin kalın olması lazım ki dayanabilsinler. Bu yüzden atar damarların çeperleri daha kalındır. Arkadaşlar damarlar dıştan içe doğru bağ doku Düz kas ve endotel tabakasından oluşur. Bu endotel dediğimiz aslında epitel tabakasıdır. Epitele damarlara özel olarak biz endotel diyoruz. Şimdi e, dış tarafta bulunan bağ doku lifli bir yapıya sahiptir arkadaşlar ve damarlara esneme özelliği kazandırıyor. Zamanla bu tabaka ne oluyor biliyor musunuz? Kolesterolün birikmesiyle sertleşiyor ve damarlar esneme özelliğini kaybediyor arkadaşlar. E, damar tıkanıklığına falan da yol açıyor, damar sertliği de meydana geliyor. Dolayısıyla bazı hastalıklara sebep olabiliyor. Bu yüzden de böyle yağlı yiyeceklerden falan birazcık uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Kolesterolümüze dikkat etmemiz lazım. E, Kalp karıncıkları kasıldığı zaman kan atar damarlara gidiyor arkadaşlar. Atar damarlar esnek olduğu için ne yapıyor biliyor musunuz? Kalbin her pompalanmasında atar damarlarda bir dalga hareketi oluşuyor. Biz buna ne diyoruz? Nabız. Hani nabzımızı ölçüyoruz ya işte genelde bileğimize veya boynumuza bakarak. işte o dalgalanma hareketiyle oluşuyor o nabız dediğimiz olay. Bu yüzden de nabzımızı kolaylıkla ölçebiliyoruz. Şimdi kalbin hani biz bir büyük tansiyon küçük tansiyon olayı var ya bundan bahsedeyim arkadaşlar size. Kalbin karıncıkları kasıldığı zaman yani sistol durumundayken, kasılma durumundayken Atar damarların çeperine yaptığı basınca biz büyük tansiyon diyoruz. Bakın büyük tansiyon hemen burada size anlatayım. Şimdi kalp ne yapıyor? Kalp kasılıyor. Kalp kasıldığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Atar damarlara kan gidiyor. Kan gittiği zaman buraya bir basınç uyguluyor ve bu basınçla birlikte damarlar zaten esnek olduğu için böyle bir esnetiyor. Biz buna ne diyoruz? Büyük tansiyon ve büyük tansiyon 120 milimetre civarındadır. Dolayısıyla büyük tansiyon için ne diyoruz? 12 diyoruz. Daha sonra kan karıncıkları gevşiyorlar yani diastol durumuna geçiyorlar. Bu sırada da atar damar duvarına yaptığı basınca da biz ne diyoruz? Küçük tansiyon. Bakın şöyle göstereyim. Diastol durumuna geçti. Bu Şuradaki kapaklar kapandı. Ne oldu arkadaşlar? Bakın e, bu sefer de yine damarlara bir basınç var. Bu basınçta arkadaşlar bakın şuradan gelen bir basınç var. Sonuçta esnemişti artık gevşiyor ya kasılmıştı gevşeme durumuna geçti gevşeme durumunda da bir basınç gerçekleşiyor ve burada 80 mm civarında da ne oluyor küçük tansiyon durumu gerçekleşiyor işte bizim büyük tansiyon dediğimiz normal değerler 12 küçük tansiyonda nedir arkadaşlar 8'dir tabi bu kişiden kişiye değişebilir metabolizma hızına bağlıdır yine yaşa cinsiyete bağlı olarak değişebilir arkadaşlar bazılarında 13 bazılarında mesela işte 11 olabilir hani o bir numaralık şey çok fazla etkilemez ama 14'e çıktığı zaman 15'e çıktığı zaman oldukça büyük etkileri olur tabii ki. Şimdi bir de burada bir notumuz var notumuzu da okuyalım arkadaşlar. Şimdi bizim damarlardaki kas lifleri vardı ya bu kas liflerine etki eden birbirine ters olarak et, etki eden iki tane sinir vardır. Bu sinirlere biz arkadaşlar vasomotor sinirler diyoruz. Vasomotor sinirler diyoruz damarların liflerine ters olarak etki eden sinirlere biz ne diyoruz? Vazomotor sinirler diyoruz. Arkadaşlar bu vazomotor sinirlerin genel merkezi neresi? Omurilik soğanı. Omurilik soğanı ne yapıyordu? Hatırlayalım bir. Omurilik soğanı hayati olayları düzenliyordu değil mi? Solunum, dolaşım, bağışıklık gibi. E, dolayısıyla dolaşımı düzenlediği için buranın merkezi de neresidir? Omurilik soğanı arkadaşlar etkili maddesi ise nedir asetilkolindir asetilkolin asetilkolin ne yapıyor kan basıncını azaltmaya çalışıyor yani asetilkolin aslında bizim kalbimizi yavaşlatmaya çalışıyor sempatik sinirler devreye girdiği zaman da yani adrenalin maddesi adrenalin hormonu devreye girdiği zaman da ne oluyor kan basıncı da bir artış meydana geliyor burada sizin için bilmeniz gereken şey şu vazomotor sinirlerdir arkadaşlar Damarlardaki kas lifleri birbirine ters etki eden iki çeşit sinirin etkisi altındadır. Bu iki sinire birlikte ne diyormuşuz? Vazomotor sinirler diyormuşuz. Bunu bilmemesi yeterdir. Evet böylece atar damarların sonuna geldik. Şimdi gelelim bundan sonraki damarlarımıza, kılcal damarlara. Arkadaşlar kılcal damarlarla ilgili size kandan sonra bir olay anlatacağım. Styling hipotezinden bahsedeceğim size, kılcal damarlardaki madde alışverişinden bahsedeceğim ama kanı anlatayım, ondan sonra bahsedeceğim çünkü kanla da alakalı bir durum. Ee, peki nedir kılcal damarlar? Diğer bir ismiyle kapiler arkadaşlar, kapiller damarlar da deniliyor bu damarlara. Şimdi atar damarlarla toplar damarlar arasında bulunuyor ve bunda sadece tek sıralı epitel doku yani endotel tabaka vardır. Yani Atar damarlarda ve toplar damarlarda hem bağ doku hem düz kas bulunuyor. Ayrıca endotel tabakası da var. Ama kılcal damarlarda sadece endotel vardır. O zaman bu üçünde ortak olarak bulunan tek tabaka hangisidir? Epitel de dokudan oluşan endotel tabakasıdır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ne yapıyor peki kılcal damar? Kanla doku hücreleri arasındaki besin ve gaz alışverişini sağlıyor arkadaşlar. Yine metabolizma atıklarını da alışverişini sağlıyor. Şimdi kılcal damarlar dokulara yayılmış olan damarlardır. Yani atar damardan tek bir tane atar damardan bahsedebilirsin ama kılcal damarlardan bir tane kılcal damardan bahsedemezsin. Bizim bütün dokularımıza yayılmış olan damarlardır arkadaşlar. Ve bunlar da ee, çok hani yayılma görüldüğü için geniş alanı kapladığı için kan akış hızı oldukça düşüktür kan akış hızının düşük olması da buna bir şey kazandırıyor madde alışverişi bu sayede gerçekleşiyor arkadaşlar çünkü kan akış hızı yüksek olursa madde alışverişi yeterince gerçekleşemez bu durumda hücreler besin eksikliği çekebilir veya biriken işte atık maddeler hücrelerde zehir etkisi yaratabilir bu yüzden de e, madde Madde alışverişinin normal bir şekilde gerçekleşebilmesi için kan akış hızının kılcal damarlar düşük olması gerekiyor. Şimdi bizim kılcal damarlarımızın başlangıç kısmında kaslı kapaklar vardır arkadaşlar. Başlangıç kısımlarında vardır sadece. Bu kapaklarda kanın tek yönlü hareketini sağlıyor. Yani şöyle düşünün. Eğer bir kanın geriye gidişini engellemek istiyorsam onda ne olması lazım? Mutlaka bir kapak olması gerekiyor arkadaşlar. Peki kılcal damarlarda kan nasıl hareket ediyor? Şimdi atar damarlarda sonuçta kalpten gelen bir kan var değil mi? Atar damarlara. Bu atar damarlara pompalanan kan öndeki kanı itiyor arkadaşlar. İşte bu itme hareketiyle kılcal damarlardaki kan da hareket etmiş oluyor. Böylece biz kılcal damarlarımızı da bitirmiş olduk. Şimdi geliyorum toplar damarlara. Arkadaşlar toplar damarlar diğer bir isimle ven olarak isimlendirilir. Vücuttan toplanan kanı nereye getiriyor? Kalbe getiriyor. Yani kalbe gelen damarlara biz ne diyoruz? Toplar damar diyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Toplar damarlar kulakçıklarla bağlantılıyken atar damarlar karıncıklarla bağlantılıdır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yapısı aynı atar damar gibi yani dış tarafta ne var bağ doku ortada düz kas en içte de endotel tabaka vardır ama arkadaşlar bunda e, biraz daha damar çapı daha dardır hani bir pompalama olayı olmadığı için toplar damarlar, da, o yüzden damar çapı biraz daha dardır ayrıca damar kalınlığı da biraz daha azdır. Şöyle düşünelim tek yönlü açılabilen kapaklar vardır arkadaşlar bunlarda bu kapaklar ne yapıyor kanın ters yönlü olarak hani aşağı doğru gitmesini engelliyor. Kanın tek yönlü kalbe ulaşmasını sağlayan kapaklardır bunlar ve bu kapaklar sadece kalbin alt tarafında bulunan toplar damarlarda vardır. Çünkü şöyle düşünün bakın. Yer çekimi var değil mi? Yer çekimi sonuçta bizim vücudumuzda bulunan her şeyi hatta bizim şu an bu etrafımızda bulunan her şeyi aşağıya doğru çekme eğiliminde. Dolayısıyla bizim kanımız da ne yapacak? Aşağıya doğru gitmek isteyecek yer çekiminden dolayı. İşte bunun engellenebilmesi için yani geriye doğru gidişini engellemek için bizim kalbimizin alt tarafında bulunan toplar damarlarda tek yönlü açılan kapaklar vardır. Bu kapaklar yukarıya doğru açılır. Aşağıdan gelen kan yukarı çıktığı zaman kapaklar kapanır ve geriye doğru gidişini engeller. Zamanla bu kapaklar arkadaşlar eee Yer çekimine bağlı olarak geri kaçabilir ve damar duvarlarına basınç yapabilir. Bu basınç sayesinde de ne oluşuyor? Varis hastalığı dediğimiz hastalık ortaya çıkabilir arkadaşlar. Varis hastalığı ortaya çıkabilir. Özellikle öğretmen hastalığı deniliyor varis hastalığına duymuşsunuzdur mutlaka. Çok fazla ayakta duran kişilerde görülen bir hastalıktır. Özellikle mesela doktorlar şey de öneriyor. Hani çok fazla ayakta duruyorsanız işte akşam eve gittiğinizde veya müsait bir vaktiniz olduğu zaman işte ayaklarınızı böyle yukarıya doğru dikin. Mesela diyelim ki yatın yere duvara doğru kaldırın. Yatağınızda olabilir, yerde olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Ayağınızı böyle yukarı doğru kaldırın ve kanın yukarıya doğru gitmesine yardımcı olun. Bu size hem ayaklarınız için iyi gelecek arkadaşlar hem de varis hastalığını önleyen bir durumdur. Peki gelelim şimdi bizim kanımızın toplar damarlarda hareketini sağlayan olaylara. Arkadaşlar toplar damarlarda hareketi sağlayan olaylara baktığımızda bir kere birincisi kulakçıkların gevşemesiyle oluşan emme kuvveti. Şöyle düşünün kulakçığımız şu kasıl, kasılı durumda şu an gevşedi. Ne oldu bakın bir emme kuvveti oluşturur. Bir balon gibi düşünün. Balonu bıraktığımız zaman arkadaşlar ne yapıyor? İçindeki havayı bırakıyor değil mi? Mesela hava olmadığı zaman balonu böyle sıkıp bıraktığınız zaman ne olacak? Onun içinde bir emme kuvveti olacak. Bu emme kuvveti ne yapıyor? Kanın hareketini sağlıyor. Daha sonra toplar damarlarda açılan yine tek yönlü kapaklar. Az önce de bahsettik. Damar duvarlarındaki düz kaslar. Bu kaslar da tabii ki kasılıp gevşeyerek kanın hareketini sağlıyor. Yine kalbin itme kuvvetiyle oluşan kan basıncı. Kan basıncı toplar damarlarda biraz daha azdır. Ama bu basınçta yine Kanın hareketini sağlıyor arkadaşlar. Yer çekimi yine vücudun üst bölgesinde bulunan kanın kalbe gelmesini sağlar. Bu arada hani dedim ya kalbin alt tarafında tek yönlü damarlar vardır. Kalbin üst tarafında neden yok? Çünkü üst tarafta zaten kalp alt tarafta olduğu için kolaylıkla aşağıya dönmesi gerekiyor. Bu yüzden de e, kapağa ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Üst tarafta bulunan toplar damarlarda kapaklar yoktur. Bunu da söylemiş olalım. Yine soluk alma sırasında göğüs bölgesinde bir basınç gerçekleşiyor arkadaşlar. Basıncın azalması, toplar damarların gevşemesini sağlıyor. Bu da yine ne yapıyor? Ee, kanın itilmesini sağlıyor. Yine toplar damarların etrafını saran iskelet kaslarının kasılması sırasında da arkadaşlar yine kalbimizdeki aman e, damarlarımızda bulunan kan hareket etmiş oluyor. Yine soluk verme sırasında göğüs boşluğumuzda oluşan basınçta da toplar damarlardaki e, kanın hareketini sağlayan bir olaydır Bu arada şunu da söyleyeyim Yine az önce de söyledim Üst bölgesinde e, Kalbe kan getiren damarlarda Kapakçık yoktur arkadaşlar Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım Şimdi biz ba damarları Bazı özellikler bakımından karşılaştıracağız Bu özellikle grafik olarak Vermek istedim çünkü daha çok karşımıza Grafik olarak çıkıyor Arkadaşlar kanın akış hızına baktığımız zaman Kan en hızlı nerede akar Atar damarlarda değil mi çünkü atar damarlar direkt pompalanıyor kan. Dolayısıyla en hızlı burada akıyor. En yavaş kılcal damarlarda toplar damarlarda ise biraz daha hızlı akıyor. Ya yani şöyle düşünün sıralama olarak baktığımızda atar toplar kılcal olarak gidecek. Yani şöyle yazabiliriz. Atar damar büyüktür. Toplar damar büyüktür. Kılcal damar diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim toplam çapa. Toplam çapa baktığımız zaman en büyük çap alanı yani şöyle düşünün. Bütün damarları yan yana getirip çapına bakıyorsunuz öyle düşünün. Tek tek değil. Tek tek baktığımızda en geniş çaplı toplar damardır. Sonra atar damar sonra kılcal damardır. Tek tek baktığımızda ama toplu olarak baktığımızda kılcal damarlar daha fazla yüzeye yayıldığı için kılcal damarların çapı daha büyüktür. Sonra arkadaşlar toplar damarlar gelir en sonunda atar damar yani kılcal Toplar atar damar olarak e, sıralıyoruz. Gelelim kan basıncını. Kan basıncı direkt atar damardan toplar damara gittikçe düşüyor. Size madde alışverişini anlatırken bu konudan bahsedeceğim de. E, o yüzden de arkadaşlar bunun sıralaması da şöyle olur. Atar damar, kılcal damar, toplar damar şeklinde olur. 40 milimetre civardan 15 mm civaya kadar düşüyor arkadaşlar. Kan basıncı toplar damara doğru giderken. Evet Böylece biz damarlarımızı da anlatmış olduk. Şimdi geliyorum. Bu videoda büyük ve küçük kan dolaşımını da anlatıp artık bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sonraki videoda kanı ve Starling hipotezini anlatacağım. Şimdi bakın. Ben bu konuyu anlatırken şöyle yapacağım. Ben kendim çizeceğim ve üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Bu yüzden hazır bir yazı yazmadım buraya. Başlayalım isterseniz hemen. Bakın. Şöyle görüntü netliğini ayarlayayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim şurada kalbimiz var değil mi? Kalbimiz şöyle şematik olarak gösteriyorum. Dört odacıklı bir yapı. Şöyle dört odacıklı bir yapı. Bu taraf sağ, bu taraf sol. Şey pardon tam tersi. Bu taraf sağ, bu taraf sol. Ben de karıştırıyorum artık. Kalbimizin üst tarafında ne var? Akciğerlerimiz. Akciğer. Üstte ne var arkadaşlar? Beyin ve kollar var. Değil mi? Kollar. İkisini birlikte yazdım. Beyin, işte baş, kollar diyebiliriz. Şimdi geliyorum alt tarafa. Alt tarafa geldiğimiz zaman kalbin hemen alt tarafında ne var arkadaşlar? Sindirim sistemimiz var ama sindirim sisteminin üstünde karaciğerimiz var. Dolayısıyla ilk önce buraya ne yazacağım? Karaciğer. Karaciğer. Sonra arkadaşlar bir alt tarafa da ne yazacağım? Sindirim kanalı yazacağım. Sindirim kanalı. Sonra da buraya ne yazacağız? Böbrekler. Böbrekler. En altta da ne yazalım? Bacaklar. Şimdi burada özel isimleri var e, damarların özel isimleri. Bu özel isimlerden büyük ve küçük kan dolaşımından bahsedeceğim. İlk önce küçük kan dolaşımından bahsetmek istiyorum. Küçük kan dolaşımını şöyle açık mavi renkle yazacağım. Arkadaşlar küçük kan dolaşımı kalple akciğerler arasında gerçekleşen bir olaydır. Bizim kalbimizin sağ karıncığından çıkan bakın sağ karıncık burası. Sağ karıncığından çıkan damar akciğerlere kirli kanı götürür. Bu hangi damardır? Bakın sağ karıncıktan yani kalpten çıktı ve akciğerleri gidiyor. O zaman akciğer atar damarı. Akciğer atar damarı. Daha sonra akciğerlerde kan temizlendi. Yani oksijen bakımından zenginleşti. Ve nereye gelir tekrardan? Kalbimizin sol kulakçığına gelir. Buna da biz ne diyoruz? Kalbe geldiği için atar e, toplar damar. Akciğerlerden geldiği için de akciğer toplar damarı diyoruz. Akciğer toplar damarı. O zaman ben şuraya küçük dolaşım dediğim zaman. Küçük dolaşım. Dediğim zaman arkadaşlar. Küçük dolaşım kimle kim arasında oluyormuş? Kalple akciğerler arasında olur. Kalp ile akciğer arasında olur. Arasında olur. Daha sonra şunu da söyleyelim. Nereden başladı bakın? Sağ karıncıkta başladı. Sağ karıncıkta başlar. Sol kulakçıkta biter. Sol kulakçıkta biter. Peki bunun amacı ne? Amaç. Amacımız ne arkadaşlar? Buradaki amaç, buradaki amaç kanı temizlemek. Kanı temizlemek. Amacımız da bu. Küçük dolaşımla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim büyük dolaşıma. Büyük dolaşımı da şöyle pembeyle gösterelim. Arkadaşlar şimdi bakın temiz kan bizim sol kulakçığımıza geldi. Sol kulakçıktan nereye gitti? Sol karınca. Bakın sol karıncık kasılmasıyla aort, aort atar damarı devreye girer. Aort atar damarı iki kola ayrılır. Kollardan bir tanesi aşağıya bir tanesi yukarıya gider. Yukarıya giden damar arkadaşlar beynimize yani baş bölgemize ve kollarımıza kan götür. Temiz kan. Biz bu damara şah damarı diyoruz. Şah damarı hatta boynumuzdan geçiyor ya şah damarı. Bu atan bu boynumuzda atan damardır arkadaşlar şah damarı. Bir de aşağıya geliyor. Aşağıda da çeşitli kollara ayrılıyor. Bu kollardan bir tanesi karaciğere gidiyor. Bakın atar damar koludur. Dolayısıyla karaciğere geldiği için ben buna ne diyeceğim? Karaciğer. Atar damarı diyeceğim. Karaciğer atar damarı. Sonra sindirim kanalına gelir. Sonra bir de böbreklere ve bacaklara gelir. Arkadaşlar böbreklere gelene de ne diyeceğim? Böbrek atar damarı diyeceğim. Tamam mıdır? Bu kadar. Peki gelelim bundan sonra toplar damar kısmına arkadaşlar. Bunlar atar damar kısmıydı. Toplar damar kısmını da şu yeşille göstereyim. Bunlar temiz kan taşıyor şu an. Şimdi bir de kirli kan taşıma kısmına gelelim. Şimdi bir karaciğerden çıkacak. Böbreklerden çıkacak, bacaklardan çıkacak. Peki sindirim kanalı ne olacak? Sindirim kanalı önce karaciğere uğrayacak. Karaciğerden çıkacak arkadaşlar. Sindirim kanalından karaciğere giden damara biz kapı toplar damarı diyoruz. Kapı toplar damarı diyoruz. Karaciğerden çıkan karaciğer şimdi bu sonuçta nereye gidecek? Kalbe gidecek. O yüzden karaciğer toplar damarı diyoruz. Böbreklerden çıkana böbrek, toplar damarı diyoruz. Şunlara zaten özel isim vermiyoruz. Şimdi geldim bakın bunları bir yere topluyorum. Bu damarlar nereye gidecek? Bu damarlar kalbimizin sağ kulakçığına gelecek. Hepsi bir yerde birleşiyor arkadaşlar. Hepsi şurada birleşiyor. Biraz çizim kötü oldu ama. Hepsinin bakın alt taraftan gelen damarların, toplar damarların birleştiği ana damara ben alt ana toplar damar diyorum alt ana toplar damar diyorum. Bir de bizim üst taraftan gelecek olan damarımız var. Bu damar da yine beyinden, kollardan, baş bölgemizden bütün kirli kanı topluyor ve kalbimize geliyor. Buna da kalbimizin üst tarafından geldiği için üst ana toplar damar diyoruz arkadaşlar. İşte büyük dolaşım da bu şekildedir. Bakın küçük dolaşım alt üstünde küçük zaten nereden nereye gerçekleşiyor? Kalple akciğer arasında. Geriye kalan damarlar neyde görevlidir? büyük dolaşımda görevlidir. Büyük dolaşımın amacı nedir? Temiz kanı vücuda yayıp kirlenen kanı kalbe getirmektir. Tamam mı? bu şekilde de bir amacımız var. Nerede başlıyor? Sol karıncıkta başlar. Sağ kulakçıkta biter arkadaşlar. Şöyle yazayım büyük dolaşım diye. Büyük dolaşım diyelim. Büyük dolaşımda şunu yazalım. Bakın. Şöyle diyelim. Eee Heh. Sol karıncıkta başlar. Karıncıkta. Başlar. Sağ kulakçıkta biter. Sağ kulakçıkta biter. Amacımız neydi burada? Amaç temiz kanı yayıp temiz kanı yayıp kirli kanı toplamak. Kirli kanı toplamaktır. Evet böyle de bir amacımız vardır arkadaşlar. Böylece büyük ve küçük kan dolaşımını da anlatmış oldum size. Bir sonraki videoda kandan bahsedeceğim ve arkadaşlar Starlink hipotezinden bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.